Huzursuzluğun sürdüğü Donetsk bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar mevzilerini terk etmeyi reddediyor. Andrey Kıykenti, Mariupol'daki ayrılıkçıların lideri. Kentin yönetimi bizim elimizde. Kendi siyasetçilerimiz görevde. Biz silahlı kuvvetleri temsil ediyoruz ve istikrarı korumak bizim sorumluluğumuz. İktidarı teslim etmek niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ukraynalı iş adamı Petro Poroshenko, Rusya'ya ülkenin doğusundaki ayaklanmaya desteğini çekmesi için çağrı yaptı. Bölgedeki Rusça konuşan nüfusla diyalog sözü verdi. Poroshenko'nun and içme törenine katılan Amerikalı siyasetçi Marcy Kaptur, yeni cumhurbaşkanının ayrılıkçılara cömert bir teklifte bulunduğunu söylüyor. Barış için zeytin dalı uzattı. Uzlaşmaya varmayı ve ayrılıkçılar için af çıkarmayı önerdi. Teklif ortada. Şimdi hükümetin bu teklif üzerinde çalışması gerek. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Petro Poroshenko Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü töreninde bir araya geldi. Amerika Dışişleri Sözcüsü Marie Harf bunu iyi bir işaret olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Poroshenko ile görüşmesi ve Rusya'nın büyükelçisini Ukrayna'ya geri göndermesi umut verici bir gelişme. Putin'in Ukrayna ile mevcut sınırı daha iyi koruyarak Ukrayna'ya silah ve savaşçı geçişini engelleme sözünü memnunlukla karşılıyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki şiddet seçim sonrasında da devam ediyor. Amerika'nın eski Rusya Büyükelçisi Thomas Pickering bundan Rusya'yı sorumlu tutuyor ve yeni hükümetin isyancıları bir an önce silahsızlandırması gerektiğini ancak onlara Ukrayna'da bir yer sağlaması gerektiğini söylüyor. Ukrayna'nın çoğunluğun yönetiminde bir ülke olması kesinlikle şart. Ancak azınlık haklarının da tam olarak korunması gerek. Silahların en kısa zamanda bırakılması şart. Bunun için de sabır ve kararlılık gerek. Cumhurbaşkanı Poroshenko ülkesiyle Rusya arasında uzun süredir devam eden siyasi krizin yanı sıra enerji uzlaşmazlığını çözmek için pazarlığı sürdürüyor. Çağrı Tanyol, Amerikan'ın sesi, Washington.